Mart 2018 Cumartesi günü Esnaf Kredi Kooperatifi'nin seçimleri olması münasebetiyle aday bir liste çıkarttık. Bunu neden çıkarttık? Daha önce girişimimiz oldu. Az bir farkla kaybettik. Dolayısıyla burada bir uzun süreli görev yapmanın olduğu bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlıktan dolayı genç bir kadro çıkarıp yönetime talip olduk. Biz yönetime talip olurken ne diye yola çıktık? Şeffaflık, adalet, dürüstlük diye yola çıktık. Şeffaflık ne demek? Görünür olacağız. Yani görünür olacağız. Kimseden bir şeyi saklamayacağız. Dürüst olacağız. Adalet, eşit şartlarda. Yani birine faizsiz krediyi gel sana vereyim, diğerine sana kredi çıkmıyor muamelelerini bırakacağız. Dürüst olacağız. Adaletli bir şekilde dağıtmak için biz buraya aday olduk. Dürüstlük dedik. Gizlemeyeceğiz. Yani saklamayacağız. Neyse ortada söyleyeceğiz. Kavgayı baştan yapacağız. Kapalı kapılar arkasında bir şey konuşmayacağız. Biz bu niyetle yola çıktık. Yani biz diyoruz ki biz neyse adımız, sanımız neyse şerefimizin, namusumuzun üzerine yola çıktık. Dürüst olacağız, adaletli olacağız, şeffaf olacağız. Ama bu süreçte aday olduğumu 6 ay önceden bildirdim. Sürekli seçimin geçen sene yapıldığını, daha bir ay önce yani seçim kararı alındığı halde bir ay önce seçimin yapıldığını, bu sene seçim yapılmayacağını nereden uyduruyorsun? Ama seçim kararı alındığı halde, yani bunu ben 10 gün önce soruyorum. Seçim kararı alındığı halde geçen sene yapıldı, bu sene seçim yapılmayacak. Sen bunu nereden uyduruyorsun? Sonra araştırdım Akçakoca'daki tutulabilecek yerleri. Yani konferans salonlarını araştırdım. Öğretmen evinde Osman Şenbaş adına 31 Mart tarihli bir yer kiralamasını fark ettim. Bunu esnaf kredi kooperatifi olarak kiralamıyorlar, duyulmasın diye. Ben hiç saklamayacağım bir şeyi. Neden esnaf kredi kooperatifi olarak tutuyorsunuz da şahsın üzerinden bu yeri tutuyorsunuz? Bunu da ayrıca merak ediyorum yani. Bu kadar mı saklanır? Yan yana otururken bile sordum yani seçim var mı yok mu diye. Daha öncelerden şunu söyledim. Her sene bir genç alın. Söz verdiler. 8 sene önce her sene bir genç alacağız dediler. Yönetime koyacağız dediler. 20 sene oldu kardeşim, emekli oldu herkes. Herkes emekli oldu ya. Hepsinin torunu torbası var. Emekliler. Görevde hala daha onlar. Bu sözlerini de tutmadılar. İşte bu türlü şeylerin artık Akçakoca'da hoş karşılanmadığı ve insanlar tarafından ya yeter artık, yani hep siz mi olacaksınız dendiği günlerde biz aday olduk. Aslında bizim en büyük şansımızdan biri şu. Yani ben Hasan Ali Yanmaz'ım, ben işte İlker Ertuğrul'um, ben İbrahim Küçük'üm, ben Seyit Han Biriktir'im, ben Enver Özdemir'im, ben Murtaza Kalaycı'yım diye değil. İnsanlar diyor ki değişsin. Artık değişsin yani 20 oldu, 25 oldu, 25 yıldır orada duranma. Ne kardeşim ya? Artık bu abilerimizin, diğer odaların da yönetim başkanlıkları onlarda. Ya bir başka bir durum yok mu yani buna? Ben isyan ediyorum buna. Yani ben diyorum ki başka bir yok mu? Artık ben geçenlerde bir şoför mesleğimi aldım. Ben nakliyeciyim. Turizm taşımacılığı yapıyorum. Öğrenci taşımacılığı yapıyorum. Geçenlerde biz şoförler odasının seçimini yaptık. Ya şoförler odasının seçimi bütün odalara örnek olmalı ya. Şeffaf bir şekilde, adaletli bir şekilde geldi genç bir başkan seçimi az bir farklar aldı. Diğer odalar niye bunu yapmıyor? Diğer odalar niye kaçırıyor yani? Neyi kaçırıyorlar? Bir hafta önce seçim olduğunu duyuyoruz. Bir hafta sonra seçim var. İnsanlar buna isyan ediyor. Ben bunu söylüyorum arkadaş. Bu yüzden biz aday olduk. Dürüst olacağız, adaletli olacağız, şeffaf olacağız. Yalan konuşmayacağız, kavgayı baştan yapacağız. Yani biz yalan konuşup da aman kardeşim sana şu oldu, aman kardeşim. Ha bir de şunu söylüyorum. Devletin kurumu bu. Bu devletin kurumu. Devlet demiş ki al kardeşim sana para, benim vatandaşıma dağıt. Sen o
şeyi kendinde görüyorsun. Senin işini ben olmasaydım hallolmazdı. İşte ben uğraşmasaydım senin kredin çıkmazdı. Yani insanları bir şekilde kendilerine mecbur, mahkum pozisyona sokmuşlar. Çok insan beni arayarak abi aman benim ismimi verme. Ben verirsen kötü olur. Yarın bir gün bana kredi vermezler. Bu ne demek ya? Devletin parasını kendi şeyine ben olmasam olmazdı. Sen kimsin? Devlet önemlidir. Kardeşim devlet bir kanunu koymuş. Devleti yöneten hükümet bir kanun koymuş. Kanuna göre herkes gereğini yapar. Biz adamın kredisi çıktı da çıkartmayacağız mı diyoruz? Herkesin hakkı var. Hakkını alan alacak. Ama hakkını saklamak çok ayıp. Yani sen ben olmasaydın senin kredin çıkmazdı. Ne demek ya? Bankada puanlar var, şeyler var. Yani bir banka bunu onay verdi mi sen onu ben vermiyorum diyemezsin zaten. Ben ayrıca Esnaf Kredi Kooperatifi'nin Halk Bankası'yla aşırı derecede bir ilişkisi olduğu için, para kaynağımız orası olduğu için Halk Bankası'nın çok yakınında bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Yani benim üyem bir merdiven kadar uzak olacak Halk Bankası'na. Yani oradan oraya git. Şimdi Esnaf Kredi Kooperatifi'nin yerini değiştiriyorlarmış, uzak bir yere alınmış. Ben kesinlikle değiştirmeyeceğim. Bize öyle çok böyle güzel binalar bilmem neler yok. Biz bir bankanın alt kuruluşuyuz. Yani burada öyle gidelim de Akçacı'dan 1,5 kilometre ötede bir bina yapalım. Orada işte keyfimizi tutalım. Son model mobilyalarda oturalım. Rahat rahat öyle bir şey yok. Küçük bir daire olsun ama işlemimizi yapalım. Önemli olan esnafın, üyenin işini bir an evvel çözmek. Git 1,5 kilometre öteye, gel bir daha. Biz yani şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle geldiğimiz zaman ben ismim Hasan Ali Yanmaz. Hayatım boyunca her sınıf başkanlığından tut bugüne kadar geldiğim bütün işlerde ilk önce taşın altına elimi kendim koymuşumdur. Sonra yanımdakilerden beklemişimdir. Manyak gibi çalışmayı severim. Burada başarılı olacağımı düşünüyorum. Başkan Şubat 2018 Cumartesi günü Esnaf Kredi Kooperatifi'nin seçimleri olması münasebetiyle aday bir liste çıkarttık. Bunu neden çıkarttık? Daha önce girişimimiz oldu. Az bir farkla kaybettik. Dolayısıyla burada bir uzun süreli görev yapmanın olduğu bir rahatsızlık var. Bu rahatsızlıktan dolayı genç bir kadro çıkarıp yönetime talip olduk. Biz yönetime talip olurken ne diye yola çıktık? Şeffaflık, adalet, dürüstlük diye yola çıktık. Şeffaflık ne demek? Görünür olacağız. Yani görünür olacağız. Kimseden bir şeyi saklamayacağız. Dürüst olacağız. Adalet, eşit şartlarda. Yani birine faizsiz krediyi gel sana vereyim, diğerine sana kredi çıkmıyor muamelelerini bırakacağız. Dürüst olacağız. Adaletli bir şekilde dağıtmak için biz buraya aday olduk. Dürüstlük dedik. Gizlemeyeceğiz. Yani saklamayacağız. Neyse ortada söyleyeceğiz. Kavgayı baştan yapacağız. Kapalı kapılar arkasında bir şey konuşmayacağız. Biz bu niyetle yola çıktık. Yani biz diyoruz ki biz neyse adımız, sanımız neyse şerefimizin, namusumuzun üzerine yola çıktık. Dürüst olacağız, adaletli olacağız, şeffaf olacağız. Ama bu süreçte aday olduğumu 6 ay önceden bildirdim. Sürekli seçimin geçen sene yapıldığını, daha bir ay önce yani seçim kararı alındığı halde bir ay önce seçimin yapıldığını, bu sene seçim yapılmayacağını nereden uyduruyorsun? Ama seçim kararı alındığı halde, yani bunu ben 10 gün önce soruyorum. Seçim kararı alındığı halde geçen sene yapıldı, bu sene seçim yapılmayacak. Sen bunu nereden uyduruyorsun? Sonra araştırdım Akçakoca'daki tutulabilecek yerleri. Yani konferans salonlarını araştırdım. Öğretmen evinde Osman Şenbaş adına 31 Mart tarihli bir yer kiralamasını fark ettim. Bunu Esnaf Kredi Kooperatifi olarak kiralamıyorlar, duyulmasın diye. Ben hiç saklamayacağım bir şeyi. Neden Esnaf Kredi Kooperatifi olarak tutuyorsunuz da şahsın üzerinden bu yaratıyorsunuz? Bunu da ayrıca merak ediyorum yani. Bu kadar mı saklanır? Yan yana otururken bile sordum yani seçim var mı yok mu diye. Daha öncelerden şunu söyledim.
her sene bir genç alın. Söz verdiler. 8 sene önce her sene bir genç alacağız dediler. Yönetime koyacağız dediler. 20 sene oldu kardeşim. Emekli oldu herkes. Herkes emekli oldu ya. Hepsinin torunu torbası var. Emekliler. Görevde hala daha onlar. Bu sözlerini de tutmadılar. İşte bu türlü şeylerin artık Akçak Hoca'da hoş karşılanmadığı ve insanlar tarafından ya yeter artık, yani hep siz mi olacaksınız dendiği günlerde biz aday olduk. Aslında bizim en büyük şansımızdan biri şu. Yani ben Hasan Ali Yanmaz'ım, ben işte İlker Ertuğrul'um, ben İbrahim Küçük'üm, ben Seyitan Biriktir'im, ben Enver Özdemir'im, ben Murtaza Kalaycı'yım diye değil. İnsanlar diyor ki değişsin. Artık değişsin yani, 20 oldu, 25 oldu, 25 yıldır orada duranma. Ne kardeşim ya? Artık bu abilerimizin diğer odalarında yönetim başkanlıkları onlar. Ya bir başka bir durum yok mu yani buna? Ben isyan ediyorum buna. Yani ben diyorum ki başka bir yok mu? Artık ben geçenlerde bir şoför mesleğe yapacağım. Ben nakliyeciyim. Turizm taşımacılığı yapıyorum. Öğrenci taşımacılığı yapıyorum. Geçenlerde biz şoförler odasının seçimini yaptık. Ya şoförler odasının seçimi bütün odalara örnek olmalı ya. Şeffaf bir şekilde, adaletli bir şekilde geldi genç bir başkan seçimi az bir farklar aldı. Diğer odalar niye bunu yapmıyor? Diğer odalar niye kaçırıyor yani? Neyi kaçırıyorlar? Bir hafta önce seçim olduğunu duyuyoruz. Bir hafta sonra seçim var. İnsanlar buna isyan ediyor. Ben bunu söylüyorum arkadaş. Bu yüzden biz aday olduk. Dürüst olacağız, adaletli olacağız, şeffaf olacağız. Yalan konuşmayacağız, kavgayı baştan yapacağız. Yani biz yalan konuşup da aman kardeşim sana şu oldu, aman kardeşim. Ha bir de şunu söylüyorum. Devletin kurumu bu. Bu devletin kurumu. Devlet demiş ki al kardeşim sana para, benim vatandaşıma dağıt. Sen o şeyi kendinde görüyorsun. Senin işini ben olmasaydım hallolmazdı. İşte ben uğraşmasaydım senin kredin çıkmazdı. Yani insanları bir şekilde kendilerine mecbur, mahkum pozisyona sokmuşlar. Çok insan beni arayarak abi aman benim ismimi verme. Ben verirsen kötü olur. Yarın bir gün bana kredi vermezler. Bu ne demek ya? Devletin parasını kendi şeyine ben olmasam olmazdı. Sen kimsin? Devlet önemlidir. Kardeşim devlet bir kanunu koymuş. Devleti yöneten hükümet bir kanun koymuş. Kanuna göre herkes gereğini yapar. Biz adamın kredisi çıktı da çıkartmayacağız mı diyoruz? Herkesin hakkı var. Hakkını alan alacak. Ama hakkını saklamak çok ayıp. Yani sen ben olmasaydın senin kredin çıkmazdı. Ne demek ya? Bankada puanlar var, şeyler var. Yani bir banka bunu onay verdi mi sen onu ben vermiyorum diyemezsin zaten. Ben ayrıca Esnaf Kredi Kooperatifi'nin Halk Bankası'yla aşırı derecede bir ilişkisi olduğu için, para kaynağımız orası olduğu için Halk Bankası'nın çok yakınında bir yere yerleşmeyi düşünüyorum. Yani benim üyem bir merdiven kadar uzak olacak Halk Bankası'na. Yani oradan oraya git. Şimdi Esnaf Kredi Kooperatifi'nin yerini değiştiriyorlarmış. Uzak bir yere alınmış. Ben kesinlikle değiştirmeyeceğim. Bize öyle çok böyle güzel binalar bilmem neler yok. Biz bir bankanın alt kuruluşuyuz. Yani burada öyle gidelim de Akçacı'dan 1,5 kilometre ötede bir bina yapalım. Orada işte keyfimizi tutalım. Son model mobilyalarda oturalım. Rahat rahat. Öyle bir şey yok. Küçük bir daire olsun. Ama işlemimizi yapalım. Önemli olan esnafın, üyenin işini bir an evvel çözmek. Git 1,5 kilometre öteye. Gel bir daha. Biz yani şunu söylemek istiyorum. Kesinlikle geldiğimiz zaman ben ismim Hasan Ali Yanmaz. Hayatım boyunca her sınıf başkanlığından tut bugüne kadar geldiğim bütün işlerde ilk önce taşın altına elimi kendim koymuşumdur. Sonra yanımdakilerden beklemişimdir. Manyak gibi çalışmayı severim. Burada başarılı olacağımı düşünüyorum. Üye olmayan insanlara bu üye listeleri gösterildi, verildi. Yani burada ben adayım, bu kurumun bir ortağıyım, şerefli bir ortağıyım, her şerefli ortağı gibi. Ama hiç ortağı olmayan insanlara bu listeler verildi, bizim adımıza oy topla dendi. Bunu da biliyoruz. Ha, inkar edecekler. Edersen et kardeşim. Görünen köy kılavuzu istemez. Yani evet, ben yapmadım de. Ben her türlü yalan konuşabiliyor insanlar. Buyur, onu da yalanlar.
Gül Sarı'nın elini öptüm. Abi dedim, sen kazandın. İşte şahidi var burada İker abi. Elini öptüm. Ve oradan giderken bana eyvallah bile demedim. Hadi kardeşim, yani sen de bizim çocuğumuzsun demedim. İkinci de bir daha da yok. Yine aynısını yaptım. Hiçbir şekilde kötüleme yapmadım, hiçbir şey yapmadım. Öptüm, yine aynı yaptılar. Kaybol. Nasıl olsa Hasan Ali'yi, yani ama bu sefer ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Sen esnaf kredi kooperatifinin esnafın başkanı olacaksın, esnafı şey yapmaya çalışacaksın ama binanı gideceksin, ulusal marketlere vereceksin. Ben onu geçen dönem söylemedim, bak bu sene söylüyorum. Dedim ona, ulusal markete niye veriyorsun binanı dedi. Verme dedim ulusal markete, sıradan bir esnafa ver. Sen buradaki esnafları kooperatifinin başkanı değil misin? Başkanısın. Bunları ekonomik yönden rahatlatmak için uğraşmıyorsun, uğraşıyorsun. Niye ulusal markete veriyorsun? Ulusal markete karşı bir tepkini koy. Koy kardeşim yani. Yani ben yıllarca siyasetçi olarak ulusal marketlere karşı bir tepkimi koymuşum. Yani yerli marketlerden, kendi marketlerimizden alışveriş yapması gerektiğini söylemişim. Onların mesela bir statüsü olmalı, şehir içinde olmamalılar yani. Bu kadar şehir içinde olmamalı. Hadi ne zaman bir ağzını açtınız mı? Akça Hoca'nın sosyal bir olayıyla ilgili, bir sıkıntısıyla ilgili bu oda başkanlarının ben ağzını açtıklarını görmüyorum. Görmüyorum hiç ama. Ben bizim şöyle de bir şeyimiz var yani nasip olursa bize bu şeyler. Biz turizm alanında olsun, taşımacılık alanında olsun, Akça Hoca'nın yani bir esrar, yani bağımlı çocuklarının bile problemlerinden ilgilenmeyi düşünüyorum. Yani zaten bu konularla şahsi bir mücadelem var. Ama kurumu da buraya dahil etmeyi düşünüyorum. Kurumun da buralara dahil olabilir. Yani Akça Hoca'nın hangi sorunu varsa biz o sorunla arkadaşlarımla beraber onda da varız yani.